Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Doktor kardeşler, Müslüman bir caminin minaresine de Müslümanca bakar, bir dereye de suyu akarken Müslümanca bakar, bir ineği sütü sağılırken de Müslümanca seyreder, mesleğine de Müslümanca bakar. Doktorundan mühendisine, öğretmenine kadar mesleğine Müslümanca bakamadığı zaman herhangi bir insan, o 8 ile 5 arası işinde çalışıyor olmakla belki helallik sınırlarında kalabilir ama Allah'ın rızasında kalamaz. 5 ile 8 arası, 8 ile 5 arası yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı bakıldığında çalışıyor, dur denen yerde duruyor, suyu getir denince getiriliyor, işindeki, protokoldeki yeri dolduruyorsa bir insan, aldığı maaşın helalliği açısından sorun yaşayamayabilir. Ama La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir insanın tek derdi maaşını helal etmek değildir. Adamlığının, Müslümanlığının gereğini yapmaktır. Helal kazanmak bu gereğin bir bölümü olabilir sadece. Şöyle örneklendireyim. %100 helal kazanan birisi, hiç, hatta patronunun anlayışına göre az bile kazanıyor ya, bu daha çok hak ediyor ama veremiyorum diyor. Bu kadar helal kazanan birisi, sabah namazını kılmayınca Müslümanlığı açısından iyi bir adam mı? Ya da tersten bakıp sabah namazı mükemmel kılıyor, teheccüd kaçırmıyor, helal kazanırken sorunu var. Rüşvetinden vesairesine kadar. Allah'ın iyi kulu denebiliyor mu onun için? Müslümanlık, kainat dini, kainat kafalı insan dini. Organlarının sadece birisi çalışan, öbüründe arıza olan birine sağlıklı denmediği gibi, hayatın sadece helal para kazanmaktan oluşmuş bir sistem olduğunu düşünen biri de diğer eksikleri yüzünden iyi Müslüman değildir. Dolayısıyla bir mühendisten, öğretmenden, doktordan, cami hocasından, üniversite görevlisine kadar mesleğine Müslümanca bakmadığı sürece bir insan en azından Allah'ın rızası açısından bakılarak eksik yaşıyor denir. Biz bunu biraz daha daraltıp tıp mesleğinin uzmanı tarafından en üst doktordan sağlık görevlisine kadar, hemşiresine kadar Müslümanca o alana bakılma zorunluluğu olan meslek olduğunu söylüyoruz. Bu abdest alıp sabah namazı için camiye giden doktorun kimliğini camide ölçtüğümüz gibi abdest aldı, kıbleye döndü, imamın arkasında sabah namazı kılıyor. Doktor veya değil ama Müslümanca bir iş. Eğer doktor saat 8'de işine gideceği zaman abdest aldı almadı şart değil bu. Camiye gider kafayla hastanesine veya nerede doktorluk icra edecekse oraya gidebiliyorsa, camiye gidiş şartlarında gidebiliyorsa o doktor için tıbba
Müslümanca bakıyor deriz. O doktor en büyük zenginden daha fazla maaşla çalışıyor olsa bile hayatı ibadet düzeyindedir. Abid bir doktordur o. Çok para alması bu işi değiştirmiyor. Neden? Bir Müslüman camiye girdiğinde ezan okunuyor, namaz kılınıyor, El-Fatiha denip camiden çıkılıyor. Bu sürecin tamamında Müslüman Allah'ın huzurunda, ibadet pozisyonunda. Ölse orada cennete gidecek. Eğer tıbbı da biz camiye giden adamın ayaklarının yürüdüğü güzergahta yürüyen bir adam olarak ele alırsak, bunu becerebilirsek, tıbba Müslümanca bakabilirsek, mesleğini icra ederken camide ibadet eden gibi olması mümkündür doktorun. Ve murabıt dediğimiz, ki şu anda murabıt kelimesi kullanılmıyor, İslam ordusunun düşman sınırlarında bekleyen son nöbetçiye murabıt deniyor. Âl-i İmrân suresinin son ayetinde geçiyor. Bu dinde, Allah'ın dini İslam'da murabıt kadar büyük bir sevap yoktur. Hatta bütün ibadetler yapan kimse öldüğünde, mesela namaz kılarken ölen, kıyamet günü çok büyük bir sevapla dirilir. Ama ibadeti biter. Kur'an okurken ölecek olsa bir insan, müthiş bir sevapla ölür, gider. Murabıt, yani ribat yaparken, sınırda nöbette beklerken ölen bir Müslüman, kıyamet gününe kadar nöbette kabul edilir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir saat cihada gitti, vurdular, okla öldürdüler, şehit oldu. Şehitliğin ötesinde bir şey bu, murabıtlık. Bu mantıkla bakıldığında, tıbba Müslümanca bakmayı becerebilmiş tıp adamı, sadece doktoru kastetmiyorum, bir sistem onu ayakta tutan bütün ögeleriyle bütündür. Tıp sadece muayene eden doktordan, yaran cerrahtan ibaret değildir. Öyle bir pozisyon olur ki yoğun bakım hemşiresi doktordan daha güçlü iş yapıyordur. Dolayısıyla tıp adamını Müslümanca incelediğimizde pozisyonları değişik olmakla beraber hepsine biz tıp adamı ismini koyuyoruz. Bu cami standartlarında bir anlayışla yol aldığında doktor, tıp adamı biiznillah ribat pozisyonunda olabilir. Doktor önlüğüyle kıyamete kadar, dünyanın son gününe kadar muayene edip çocukların acısını dindiriyor, hastaların acısını durduruyor diye sevap yazabilir ona melekler. Dinimizin hayata bakan, kainat dini olması yönünü inceleyen herkes bunu anlar. Biz sadece doktoru ele alarak diyoruz ki, bu meslek, ama diğerleri için de cari, şimdi doktorlara söylediğim için bunu söylüyorum, bu meslek Allah'a razı olacağı en güzel amellerle gitmeye uygun bir meslektir. Neden? Neden? Çünkü %100 insan canı ile ilgili bir meslek bu. Mesela marangozluk da bir meslek, hem de peygamber mesleğidir. Demircilik de bir meslektir, hem de peygamber mesleğidir. Ticaret de bir meslektir, hemen hemen pek çok peygamberin mesleğidir. Ama %100 insanla ilgili değil. Dolaylı hizmet, demirciler bir gün kapatsa, protesto etseler, 5 ay demirciler boykot edip çalışmasalar hayat etkilenmez. Eski demirlerle idare edersin. 5 ay hastaneleri kapatamazsın bir ülkede ama. Hayat durur. Her şey durur. Hukuku 5 ay kilitleyebilirsin. Ne olur? İnsanlar evlerinden çıkmazlar bir huzursuzluk olmasın diye mahkeme. Zaten mahkemeler 5 sene erteliyor davaları.
İnsanlar ölmüyor. Ama ameliyatlar 5 sene ertelenemiyor. İnsan canıyla %100 hiç ek ve ayrıntısı olmadan bağlantılı tek meslektir. İnsan da Allah'ın bu kainatı sebebi için donattığı mahlukudur. Bir keçiyi bir kayadan düşmesin diye kurtaran da sevap kazanır. Bir çocuğun kanserini tedavi eden de sevap kazanır. Ama Allah keçiyi o çocuk sütünü emsin diye yarattı. Çocuğu keçi için yaratmadı. Kur'an diyor ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsini insan için yarattık diyor. Hiçbir dal, hiçbir mahluk insandan kıymetli olamaz. Çünkü insana hizmet etsin diye yaratılmış. İnsan kullansın diye yaratılmış. Dolayısıyla insan mükerrem bir varlık. Allah'a secde etmekle alnı şereflenmiş bir mahluk. İnsana direkt hizmetin hiçbir dengi yok mesleklerde. Bu yüzden tıp Müslümanca görülebildiği zaman o mesleğin erbabı tarafından Allah'a götürecek en kestirme yollardan birine girilmiş demektir. O mesleğin erbabınca. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, ümmeti Muhammed'in eğer alim açısından büyükleri incelenecekse ilk dördünün en azından ikincisi, en azından iki numarası. Ashab-ı kiram ve tabi'in neslini çıkardığımızda, o mübarek selefi salihin çıkınca en mübarek ikinci adam isim oldu. Tam adam kelimesinin karşılığına oturan bir isim. Diyor ki ilim dediğin şey ya Kur'an ilmidir ya da beden ilmidir diyor. Beden ilmi dediği tıp. Onun 3 asır sonra gelen mezhebinin büyüklerinden Gazali rahmetullahi aleyh, kendisi bir fakih, bildiğiniz işte pek çok ilmin büyük üstadlarından birisi, büyük hocaların talebesi, İhya-ül-Ulumiddin isimli kitabının girişinde son 2 asır yani 4. 5. asrın ulemasını protesto ediyor. Yazıklar olsun diyor. Fakih yetiştireceğiz dediler de ne oldu diyor. Tıp ilmini Hristiyanlara bıraktılar, yazıklar olsun diyor. Bunu cepheyi terk etmek gibi kınıyor, protesto ediyor. Halbuki yani hep fakih yetiştirdik dediği şey, yani neticede Kur'an'ı anlamak için alim yetiştirmiş ümmet, ama tıbbın ihmal edilmesini protesto ediyor. Kınıyor. Bu yanlış oldu diyor. Şam sokaklarında niye Hristiyan doktorlarına muayene olsun bizim insanlarımız diyor. Çünkü o Kur'an'ı ve Peygamber aleyhisselamı iyi anlamış bir müştehit alim olarak tıbbın ağırlığına bakıyor. İnsan Allah'a secde etmek, kulluk etmek için yaratılmış bir mahluk. Ancak sağlıklı olunca bunu yapabiliyor. Dolayısıyla doktorun yaptığı hizmet, görünürde Ahmet'e, Mehmet'e yapılmış bir hizmet gibi görüyorsa da secdeye, ibadete, cihada, Kur'an'a yapılmış bir hizmettir. Bademcik ameliyatını yaptığın bir insanın düzgün Kur'an okumasını sağlıyorsun. O bunu biliyor bilmiyor, istiyor istemiyor ayrı bir mesele. O kadar ki Müslüman olmayan bir can insana bile hizmet ederken kesinlikle aynı sevabı kazanıyor. Doktor için zaten din olmaz. Yani doktor dine bakarak doktorluk icra etmez. İnsanlığa bakar. İnsan gelir onun önüne, Müslümandır değildir ona bakmaz o. Böyle bir hakkı yok doktorun. Böyle bir ayrım yaptığı zaman vebale girer. İnsan mükerrem, insana hizmet edecek, karşılığını insanı yaratandan bekleyecek. Müslümanca tıbba bakış budur. Bunu yakalayabilen bir doktor dersten kaytaramaz. Neden biliyor musunuz?
dersten kaytarmak, namazın ikinci rekatından kaytarıp dışarıda kola içip camiye bir daha gelip dördüncü rekata yetişmek gibi olur. Neden? Camiye yürüyen adımlarla fakülteye, tıp fakültesine yürüyen adımları aynı gördük biz çünkü. O derste hocanın anlattığı çok basit bir kuralı sen bilmez de, o derste duymadığın için, 20 sene sonra bir köyde bir hasta senin önüne o hastalıkla geldiğinde sen onu hiç duymadığın için bunu hastaneye sevk edin, üniversiteye götürün dersin. Halbuki orada küçük bir müdahaleyle kurtulacak bir pozisyondaydı o. Üniversiteye kaldırılana kadar o ya da kaldırılamadığı için ölür, suçlusu olarak dirilirsin kıyamet günü. Tıbba Müslümanca bakıyoruz biz. Tıbbı Allah'ın en şerefli mahlukuna hizmet, dolayısıyla Allah'a ibadet olarak görüyoruz. Bundan ecir bekliyoruz, maaş alsak bile ecir bekliyoruz. Abdestsiz yapsak bile bir nafile namaz düzeyinde olduğunu söylüyoruz. Onun için diyoruz ki biz acildeki bir doktora, anestezi uzmanına diyoruz ki cuma namazı saatinde trafik kazasından dolayı sen ameliyathanede bekleyeceksin. Aslında senin pek işin yok. Orada teknik arada yaptırabilirsin o işi. Sen cuma kılmayacaksın. Senin cumanı melekler camide kılıyor diyoruz biz. Sen orada duracaksın. Çünkü cuma da Allah emrettiği için yapılan bir işti cuma namazı. O trafik kazasındaki insana müdahale edilecek, ilacı ayarı yapılacak bir anestezi görevi, cerrahın görevi de cumayı emreden Allah'ın emriydi zaten. Emirler arasında tercih kul yapmaz, Allah yapar. Ortada can varken bu canı kurtar, sonra öğleyi kılarsın der. Öyle dedi Allah zaten. Şimdi bu kadar değerli olan bir tıp ilmini beyaz önlük hoşuna gittiği için çocukluktan beri seviyor, hobi. Ne kadar ucuza gitmiş dikkat ederseniz. İşi garanti, hayat garanti değil ama iş garanti ne hikmetse, ne kadar ucuza gitmiş dikkat ederseniz. Benim şurada 10 dakikadır tarif ettiğim kıvamdaki tıp tahsiline bak. Şurada burada cihad eder gibi seni 6 sene fakültede izliyorum ben. Bir de işi garanti olduğu için, annem adak yapmıştı, oğlumun doktor olduğunu görmeden Allah ruhumu almasın diye o adağı gerçekleştirmiş. Bir de Allah bir iş istemişti kulundan, can kurtarmaya vesile yapayım seni demişti. Onun annesi istemiş doktor olmasını, bu ruhta ise Allah istedi diye ders çalışıyor. Sen tıpta uzmanlık sınavına hazırlanırken, yatsının sünnetini kılmayabilirsin. Not al bunu. 4 rekat farzını kıl, vitri kıl, ders çalış. Ya sünnetleri mi terk et? Sen sünnetleri terk etmiyorsun. Farzla meşgul oluyorsun. Bu sebeple bana hiçbir öğrenci hangi alanı seçeyim hocam, çok nöbet var filan alanda diyemez. Ben onu tıbba Müslümanca bakmıyor, yazık bunun emeklerine derim. Hiç seçme, git marangoz ol diye ona tavsiyede bulunurum ben o zaman. Neden? Rabbim bana filan branşta üstün bir kabiliyet verdiyse, 30 günde 10 gün nöbeti varmış, 30 günde 36 gün nöbeti olsa bile o bölümü seçerim. Rıbat değil miydi bu? Murabıt sayılmayacağım mı ben? Madem kabiliyetim var, hocalar diyor ki, sen bu alana otur, çok iyi diyorlar. Bu tam alanın senin. Ve ben o alanda çalışabiliyorum. Gencim, delikanlıyım. 30 gün nöbet tutarım. Ne var bunda? Bu topraklar Allah muhafaza buyursun, bir gün tekrar istiklal yıllarındaki gibi taarruza uğrasa 30 gün nöbet tutmayacağız mı cephelerde? Ya o olağanüstü şartlar. Tıp hep olağanüstü şarttır. Tıbbın hiç normal memurluğu olmaz. Tıp olağanüstüdür. Çünkü tıp da candır söz konusu olan. Bir bebeğin ağlamasını susturmayı nafile ümreye tercih ederim ben doktor olsaydım. Bir bebek ağlamasın diye namazını kısa kesip selam veren Muhammed'in ümmetiyiz biz sallallahu aleyhi ve sellem.
O da o namazı umre dediğin topraklarda meleklerle kılıyordu üstelik. Ha, farz haçla değiştirilmez. Farzla bir şey değiştiremem. Ama yeri geldi bak cuma namazının bile yeriyle oynadım. Çünkü ertelenebilir bir şey değil. Bu sebeple tıbba Müslümanca bakmak, hayata Müslümanca bakmak gibi bir şeydir. Namazın anlamını bilen, orucun anlamını bilen, cihat ne demektir bunu bilebilen ya da Allah niye yarattı insanı bunu anlamış birisi tıbba Müslümanca bakabilir. Bu adam her gün 20 ameliyatla can kurtaran biri bile olsa kibir bunun yüreğinde yer bulup oturamaz hiçbir zaman. Çünkü kendisini Allah'ın kulu, bu iş için Allah seçmiş, görevlendirmiş bir görevlisi olarak gördüğünden, doktorun olursa kibri bunda olmaz o. Bu, doktor bey, Allah razı olsun, kurtardın, sayende kurtuldu dediğinde mesela çocuğun annesi babası, onlar gidince estağfurullah ya Rabbi affet beni. Bunlar bende bir şey zannediyorlar. Senin kulun ve bu işteki özel görevlin olduğumu anlamadılar herhalde. Beni affet ya Rabbi diye istiğfar eder. O eline Allah şifa verdiği için, beynine ilaç tercihinde zeka verdiği için şükür secdesine kapanır. Çünkü tıbba Müslümanca bakmak insanı ve hastalığı yaratan, sonra da hastalıkla mücadele edin diye kullarına görev veren Allah'ı tanımaktır. İslam dinini anlamaktır. Bunu anlayamayan kibre tutuşur. Kibir onun bütün emeklerini boşa harcar. Eğer doktor sabah namazına gider gibi hastanesine, muayenehanesine gidebiliyorsa, talebeyken fakültesine gidebiliyorsa, o Allah'ın izniyle cihat mantıklı. Yani nefisle, kötülüklerle uğraşma mantıklı bir insandır. Onun elinde şifa olur. Onun tavsiyeleri ilaç olur biiznillahü teala. Neler yapacak doktor bunu konuşmuyoruz arkadaşlar dikkat ederseniz. Konuştuğumuz şey bir kere bu mantığı yakalamak meselesidir. Sen kendini filan puanla filan tıp fakültesini kazanmış biri olarak görüyorsan kaybediyorsun zaten. Ben sana diyorum ki şu puanla filan üniversiteyi kazandım deme bir daha. Allah beni filan branşta görevlendirdi de. TUS'ta nereyi kazanacaksın sorulduğunda Rabbim beni nereye gönderecek onu merak ediyorum de. Onun için çalışıyorum de. Böylece sen Anadolu'nun bir ucra kasabasına gönderildiğin zaman, tayin edildiğin zaman Uhud'a gönderilmiş bir mücahit gibi olursun biiznillahü teala. Orada dağ başında efkarlanıp üzülsen bile melekler bunu senin hasenatın arasına yazarlar. Kardeşler, bu duyguyu yakalayamamış doktor dünyada bilmiyorum ama ahirette çok üzülecek. Üzüleceği şey belki günahları, haramları değil. Çünkü günah dedik ki helal kazanıyor zaten. Kaldı ki helalde de sorun olur ayrı bir mesele. Ama kıyamet günü insanların acılarını dindirmek için uykusuz kalmış, belki doktorluk sertifikası da olmayan nice kulların Ebu Bekir radıyallahu anh'la beraber, Lokman Hakim'le beraber, peygamberlerle beraber ağlayan çocukların acısını dindirdikleri için o çocukların şefaatiyle cennetlerde, Firdevs cennetlerinde dolaşırken cehennemden kurtulsa bile o makamların hasretiyle ağlayacak kıyamet günü. Korkarım hocalardan da fazla ağlarlar. Çünkü hocaları sınırlayan bir sürü kanunlar var, algı operasyonları var, zavallı konuşamıyor diye ama doktor bütün dünyada hürdür. Bütün dünyada astığı astık, kestiği kestik. Diriye ölü raporu verse ölmüş sayılıyor. Adam konuyor mezara. Yaşıyor dense adamı kaldırıp elbise giydirecekler. Doktor dedi çünkü. Böyle olması da gerekiyor ama.
Hakimin kararını da doktor zaten bilir kişi olarak onaylayınca hakim böyle bir hak sahibi. Şeriatta da böyle. Hakim kadı doktora sormadan tıpla ilgili tıbbın gerektirdiği bir alanda imza atamaz. Bilir kişi olarak, ehli hıbre olarak sorması gerekiyor. Yani bu kadar fırsatların içerisinden cennete sadece girmiş olmak bile bir kayıptır. Bir kayıptır. Burada arkadaşlar, doktor kardeşlerim olarak, özellikle hanım kızlarım, bu ümmetimin asiyeleri kızlarım için, bunu yüzlerine de söylüyorum. Beni şimdi dinlediklerinde de dinlemiş olacaklar. Dikkat edecekleri birinci şey, bu bakışla bak ya. Nasıl olsa 6 sene ders çalışacaksın ya. Gel kendini bir cihat cephesinde, Uhud'da, Hendek'te, bir yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında orada oturup işte hizmet ediyorsun kabul et ya. Nasıl olsa ders çalışacaksın. Ölüm, kalım büyük bir vaka olmadıkça dersten asla geri durma. Asla. Tıptaki her ders namazın bir rekatı kadar, rükûsu kadar, secdesi kadar nasıl namazın içinde önem taşıyor o parça. Her ders öyle. Çünkü hiç ekstradan gereksiz bir ders yok ki. Tarih dersi değil ki ben evde okurum bunu diyeceksin. Tıp insan tecrübesidir. Birikimdir. Ve bu birikim kitapla öğrenilemiyor. Doktorluk bir pratisyenlik işi. Ciddi ciddi pratik yapıyorsun. Yaptığın pratik eylemlerden sonra sen de neticede çok şey biliyorsun. Oluyor. Bu pratik yönü azaldığı zaman sen kaybediyorsun. Dolayısıyla hastanede dur. Mesela doktorlara diyorum ki yani nereye gideceksin köye? Hocam çok yoruldum gideceğim diyor. Niye gidiyorsun diyorum köye. Köyüne niye git? Tatile gideceğim diyor. Peki sana bir tavsiyede bulunayım diyorum. Hastanede git. Hocaların odasının orada dolaş. Gelen hastaları seyret. Hocam zaten kaç aydır bunaldım diyor. Bakışı yanlış. O tanımıyor. Tıbbı tanımıyor. Ne işin var köyde ya? Dur bir hocayı izle ne yapıyor? Hastanede hastalara yardım et. Hastane kokusu al daha fazla. Köye gideceksin ne yapacaksın? Annen zaten ayarlamıştır evleneceğin kızı merak etme sen. Yani sen gidip gitsen de gitmesen de ayarlamıştır o. Birincisi bu. Tıbba nasıl bakıyorsun? İki kere soru soramıyorsun. Para versen de konuşmuyor. İse bir doktor. Bunun adına biz kibir diyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kibirden bir susam tanesi kadar içinde bulunan cennete giremeyecek diyor. Yani onu temizletmeden girmiyor. Oradaki temizlik, dezenfekte işleri de laboratuvarda yapılmıyor. Yapılıyor da laboratuvarın sıcaklığı çok yüksek. Öyle bir laboratuvarda yapıyorlar. Nauzu billahi teala. Bir bu. Hangisi? Yani Müslümanca bak tıbba. İki, bu meslek seni toplumdan koparmasın. Sen de bir ananın çocuğusun, unutma bunu. Sen de hastalanacaksın bir gün. Bunu da unutma. Senin de dişin çürüyor. Senin de iki gün ağzını fırçalamasan leş kokacaksın. Kimse yanaşmayacak yanına. İki. Üç, haram yeme. Haram nasıl yiyorsun? Bir dakika kaytarıyorsun. Hasta ile görüşmen gereken bir pozisyonda telefonu kulağına dayanmışsın. Hastayı da dinliyorsun, onu da dinliyorsun. Hem arkadaşınla konuşuyorsun hem hastayı dinliyorsun. Bir yandan da diyorsun ki insanın dikkati dağıldı mı trafikte araba bile kullanamaz. Sen adam kullanıyorsun o arada. Hasta kullanıyorsun. Bu kul hakkı. Kazandığın haram. Hem iki türlü haram var ortada. İnsana eziyet ettin. Bir de kazancına haram karıştırdın. O anı çalışmadın sen çünkü. Kanunen de suç yaptın. Haram da katıtma. 4. Namaz gibi farz olan ibadetlerde eksiğin olmasın. Yemin olsun sen cennetlik bir Müslümansın. Ne mutlu sana. Ne mutlu sana. Böylece sen bu ümmetin ta 1250 sene önce imamı olan İmam Şafii'nin özlediği adamsın. Gazali'nin
Yahu niye bunu ben göremiyorum dediği genç sensin işte. Hepimize mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.